arkadaşlar hemen dayanamadık. Yarın sökeceğiz aracı. VD40'la tampon civatalarına falan güzelce şöyle bir uygulama yapalım. Değişensiz arkadaşlar, değişeni yok. Kapı saçları dahi orijinal. Tüp takılmamış, benzinli bir araç. İnşallah kaderi güzel araçlardan olacak bu da. Kaderi güzel bir araç olacak. Rengi bakalım ne olacak. Yine bir heyecanla. Yalnız var ya, bizim kırmızı 124'ün üstüne kaç tane araç toplandı. 2014 yılında aldım. Hala yatıyor. Toplanmayı bekliyor. Nasip. O da bizim, o da bizim abi. Aynen. Nedense o şey gibi oldu böyle abi. Asolis gibi oldu. Solda durup duruyor. Önce bir sen çık. Önce bir sen çık. Şimdi bize diyecekler. Değmez bu araca. Çok fazla çürüğü var diyecekler. Altında yama yok arkadaşlar. Zaten bu aracın güzelliği de şöyle söyleyeyim ben size. Orijinal olması, kazasız olması. Çünkü bir ustanın hatasını başka bir usta düzeltme yönüyle çok sıkıntı yaşıyoruz. Tamam, burada falan bir darbesi var ama burası bir saatlik bir işlem. İçinde abi şuna bak, pisliği ne ya. İçini güzelce bir temizleriz. Yarın iş kıyafetlerini giyelim. Başlayalım inşallah. Günaydın. Projenin birinci günü. Bensiz başlamışlar. Hainler. Günaydın. Günaydın. Ali Bey. Videoyla uğraşıyordum da. Farlar sökük olunca. Ne yaparsınız? Hadi bakalım girişelim. Söküm başlasın. Arkadaşlar dün şöyle kaplar aldık. Çünkü vidalarımız kaybolmuştu. Göl grisinde bazıları. Tek tek hurdalıktan vida aramıştık. Aynı duruma düşmemek için böyle kilitli poşet falan aldık. Bakın en önemli olan şeyler, aracın bilgilerini içeren plakayı söktük. Bunun orijinal nohut başlı vidalarını da söktük. Şu şekilde yüzlü, şöyle şu boyda kilitli poşeti aldık. Onun hepsini 12,5 liraya aldık arkadaşlar. Tek tek böyle önemli olanları ayrı ayrı poşetlerinde vidalayıp muhafaza edeceğiz inşallah. Şu şekilde. Kopmadan. Dün bir de biz var ya, VD40 sıktık. Şu depoyu bir sökelim mi? Depodan başla. Ondan mı oynattırıyor? Bozmadan sökmeye çalışacağız. Al abi. Arkadaşlar dışını bitirdik. Bagaj içini bitirdik. Şimdi içine başlıyoruz. Bagaj içi söküldü arkadaşlar. Tesisatın sekmanlarını kurtardık. Arka koltuğu içi söküldükten sonra. Hep dediğimiz gibi sökülen malzemeyi takmayacak olsanız bile yani koyun. Araç takılırken mesela bazı parçaları bulurum dediğiniz parçaları bulamayabiliyorsunuz. Bir taraf. Burayı indir, kaldıracak. Kaleye kaldıracak. Yukarı, burası kurtuldu ya. Tamam, aşağıya kaldıracak. Al. Ne görüyorsun? Ne mi görüyorum?
Orijinal perişan olmuş bir araba görüyorum. Şimdi hiç arabalara paspas koymazlar ama bak gördün mü abi, ses yapmasın. Koltuk arkasına bile kalın malzeme. Onun altında bu kavgası var. Aha 10 lira çıktı. O kaç? 25 kuruş. 25'li araba ya. İçinde hem ekmek var hem para var. Ekmekli araba. Gördün mü? Çalır. Cam gibi çıktı abi burası. Sen abi duyguyu düşüncelerini alalım. Öptükçe, güzel şeyler gördükçe hoşumuza gidiyor. Gidiyor mu? Zevk alıyoruz. Ha, buyur. Aldım atıyorum da ben bana gidiyorum. Aa. Yeni ne yiyeceğiz? El fren kolu arkadaşlar. Orijinali böyle dursun mu sen abi? Sen biraz daha çek abi. Çıkardıklarımız burada. Çok güzel bir sistem yaptık. Farklı farklı segmentler, vida kutuları. Şu halime bak abi. Efendim? Ciddi keçeleri daha koymadım abi. Orijinal ciddi keçelerini tekrar kullanacağız arkadaşlar. Oradan alta geliyor değil demedim ya. Sökmeye devam. Kırılmış ama yine de değil de sağ iyi çok. Sağ şerit. Araç böyle sökülür. Yıkım ekibi devam ediyor. Arka şuralarda da başlıyor. Zaten sağ sol marş bir yasacı değişecek. Şu sol alta yattığımda görmüştüm ben o çürüğü de. Zaten genel itibariyle ilk defa restore edileceği için araç. Ve arkadaşlar bugün 13 Şubat, dün 12 Şubat 1971 Murat 124'ün 50. ilk Murat 124'ün 50. doğum günü. 50. doğum gününde Murat'ı aldık, çekiciyle getirdik. Ben aracı 76 zannediyordum, 75'miş. O yüzden o bilgiden dolayı da özür dilerim. Süreç an ve an sizlerle her hafta olacak şekilde çeşitli videolar eşliğinde olacak. Büyük ihtimal haftada 2 video yayınlayacağız. Tabi ustalar aracı bekletirse boşu boşuna video yayınlamaya gerek yok. Ama yine de siz sohbetimizi, muhabbetimizi isterseniz yayınlamaya devam ederiz. Hava da bugün güzel. Güzelce söktük. Aracın çoğu yerinin pembe astarları çıktı. Zaten altında falan en ufak yama yok. Dur abi ben depoyu çekeyim. Basın. Dur. Depomuz değişecek. Çürümüş halktan. Burayı göstermiştik zaten. Burayı çamurluk ağızları, istetme altsacı, depo altsacı, bagaj havuz sacı ve 9 delik sacımız değişecek. Şu saç. Arka yarım panel de değişecek. Sağ sol marş bir değişecek. Bunların hepsi yapılacak.
Dediğim gibi zor bir süreç. Bizim en büyük avantajımız birbirimizle yardımlaşmamız. Yani Konya'da hangi araç toplanırsa yardımlaşıyoruz. Kapıyı açıyorum, elinize dikkat. Tekrardan bu tesisatı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bize soracaksınız niye hep aynı tesisatı kullanıyorsunuz diye. Yani bu kalitede bir kablo bulamayacağımız için. Bir de gerek yok yani. Hiçbir sıkıntı çekmedik şimdiye kadar. Elektrik ustamız da öyle diyor. O nedenle topladığımız araçların %90'ını eğer tesisat çok ellenmediyse aynı tesisatı kullanmaya devam ediyoruz. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra tabii ki. Bir de bunların her bir rengi ne ezberi biliyor elektrikçi. Hangi renk, hangi tarafa, ne olarak gittiğini biliyor. O yüzden. İki tane bu arada. Gel çekeyim. Arkaya hiç hoparlör için delik açılmamış. Araçlarınızda hoparlör deliği açmayın arkadaşlar. Üstten pandizotu takın. Bir Murat'ta kaç metre kablo olur? Her geçen dakika. Evet, bu da buraya. Kutular gittikçe doldu arkadaşlar. Hayır, frenimizi de söktük. Ön taraf komple boşaldı. Arkadaşlar, yıkım ekibinin mesaisi biter. Bizi izlemeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu araca da iyi bakın. İnşallah bitmiş hali sizlerle olacak. Ellerimize bak. Yahoo! Tek tek reçledik.